Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Malum Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ederken aslında savaşın kaderini belirleyen silahların başında tank savar silahları geliyor. Ve gerçekten işte Ukrayna'nın özellikle Batı bloğundan gelen tank savar füzeleri, bunlar omuzdan atılan veya herhangi bir aracın üzerinden atılan füzeler Rus tanklarına, zırhlı araçlarına çok ciddi bir zarar vermiş durumda. Batılı kaynaklar, Amerikan kaynakları karşıda gelen her bir Rus tankına veya zırhlı aracına karşılık 90 füzenin, anti-tank füzesinin Ukrayna'ya verildiğini ifade ediliyor. Bu videomuzda bu atılan tank savar füzeleri neler, hangi özelliklere sahip, bir tank bu tür füzelerden kaçınabilir mi? Bu soruları birlikte irdeleyeceğiz. Bir de tank savar füzeleri kadar son günlerde kamikaze dronlar da oldukça böyle piyasaya çıkmış ve kullanımı artmış durumda. Bunlar neler, neler yapılıyor? İşte bu silahları birlikte tanıyoruz. İşte bu füzelerden biri de Next Generation Anti-Tank Weapon olarak adlandırılan NLAW füzesi. İmalatçısı İsviçreli Saab şirketi, Ukrayna'ya yollayan ise İngiltere. Sistemin ağırlığı yaklaşık 12.2 kilogram. Menzili ise 20 metreden başlıyor. Yaklaşık 1000 metreye kadar uzayabiliyor. Ama etkili menzil ortalama 600 metre. Saab, NLAW'ın her türlü modern tankı vurup savaş dışı bırakabileceğini iddia ediyor. Kullanılan mühimmatın birim maliyeti ise 40 bin dolar. Aslında bu rakam size 40 bin dolar pahalı gelebilir ama vurduğu milyonlarca dolarlık bir tank veya zırhlı araç. Yani 40 bin dolarlık füze atıyorsunuz. Vurduğunuz takdirde milyonlarca dolarlık tankı, zırhlı aracı savaş dışı bırakıyorsunuz. Tek bir asker tarafından kullanılan silah aktif hale getirildikten sonra dürbünden hedefe doğru 3 ila 5 saniye tutmak yeterli. Ardından 150 mm çapa sahip füze ateşleniyor. Sistemin bütünü yaklaşık 1 metre uzunluğunda. Füze tüpten fırladıktan sonra emniyet mesafesinin ardından ateşleyici devreye giriyor ve hedef takibi başlıyor. Füzenin rakiplerinde olmayan da bir özelliği var. O da hedef görev takip bilgisayarı. Füze hareketli hedefi takip ediyor. Javelin'de olduğu gibi füze tankın üzerine geldikten sonra yaklaşık 1 metre yükseklikte taretin üzerine patlıyor. Taret üstü aslında tankın en zayıf noktası. Yani füze doğrudan gidip tanka isabet etse belki zırhına çarpacak ama bu şekilde büyük bir güçle infilak etmesi tankı etkisiz hale geliyor. Füzenin en ilginç vurma yöntemlerinden biri, füze hedefin üzerine geldikten sonra taretin yaklaşık 1 metre üzerinde infilak ediyor. Aslında taretin tam üstü tankın en zayıf noktalarından bir tanesi. Patlamayla birlikte özellikle tankın içindeki mürettebat zarar görüyor ve tank o anlık savaş dışı haline geçiyor. Bu da işte onun tekrar tamir edilmesi, o bölgeden çekilmesi ve bu karşı taraf için de çok ciddi insan yoğun bir çalışma. Genellikle bu tür durumda tank hasarlanıyor. Belki hasar tekrar tamir edilip o tank savaşa dönebilir ama o anlık o içindeki ekip mürettebatın kurtulması gerekiyor. Veya o tankın o bölgeden çekilmesi diye anlamına geliyor. Bu da düşman için çok ciddi bir insan gücü yükü. NLAW sisteminin tasarımı 1999'da başladı. 2008'den itibaren de seri imalata geçildi. Halen çok sayının ülkenin envanterinde NLAW bulunuyor. En önemli özelliği de düşük maliyeti. Gelelim Amerikalıların Javelin sistemine. Bu sistemin NLAW'dan en büyük farkı daha uzun menzilli olması. NLAW ortalama 600 metreye kadar etkiliyken Javelin sistemi ise daha uzaklara çok daha etkili bir atış yapabiliyor. Ve etkili menzili 2500 metreye kadar yükseliyor. Veriler, tabii bunlar açık kaynak verileri, füzenin 4000 metre yani yaklaşık 4 kilometreye kadar da etkili olduğunu ortaya koyuyor. Javelin Raytheon ve Lockheed Martin tarafından geliştirildi. Uzunluğu 110 santim, çapı ise 127 mm. NLAW gibi füzenin roket motoru sıvı yakıtta çalışıyor. Füzenin de hızı subsonik yani ses altı. Javelin'in ilk denemeleri Irak ve Afganistan'da yapılan savaşlarda kullanıldı. Halen Amerikan ordusunun temel omuzdan atılan tank savar füzesini Javelin oluşturuyor. 12 ordu tarafından da kullanılıyor. Sistem kızılötesi takip sistemi kullanıyor.
ısı farkları füzenin hedefini bulabilmesi için çok önemli. Javelin and Love'a göre çok daha karmaşık ve etkili bir sistem. Tabii ki bu da fiyatı etkiliyor. Javelin için birim fiyatı yaklaşık 250 bin dolar. Şimdi diyeceksiniz ki işte İngilizler kullanıyor, verdi, swap yaptı. Diğer tarafta Amerikalıların Javelin'i var ama Türkiye'de ne yapılıyor? Türkiye'de de Roketsan'ın ürettiği Karaok olarak adlandırılan, omuzdan atılabilen bir sistem söz konusu. Karaok yaklaşık 1.2 metre uzunluğunda, füze dahil ağırlığı 16 kilogram, füzenin çapı ise 120 milimetre, yaklaşık 1000 metreye kadar etkili. Halen test ve tasarım çalışmaları Karaok'ta devam ediyor. Ukrayna Savaşı'nın son günlerde etkili olmaya başlayan bir başka sistem de kamikaze dronlar. Kamikaze ismi hatırlayacaksınız, 2. Dünya Savaşı'nda Japon pilotlardan alınmış bir isim. Burada uçakları canlı birer bomba haline getiriliyor ve kamikaze pilotları hedeflerine dalarak hedeflerini buluyorlar. Ve vurarak çok ciddi hasara meydana getiriyorlar. Hasarın yanı sıra psikolojik etki de karşı taraf için önemli. Günümüzde ise bu tür intihar uçuşları özel uzaktan kumandalı dronlar tarafından yapılıyor ve bunlara da kamikaze drone adı verilmiş durumda. Amerika çok sayıda Switchblade olarak adlandırılan bu kamikaze drone sistemini Ukrayna'ya yollamış durumda. Switchblade'in iki farklı modeli var. Birisi 300, birisi de 600 serisi. 300 serisi tüpten fırlatılabiliyor, tek er tarafından kullanılabiliyor. 600 serisi ise biraz daha büyük, elden atılıyor. Farkı tabii ki taşıdıkları mühimmat ve havada kalış süreleri. Farklı harp başlıklarına sahipler. Atıldıktan sonra ortalama 40 dakika kadar uçabiliyorlar ve hedefini bulduktan sonra, ki bu hedef teker veya bir komuta kontrol merkezi tarafından bakılıyor, kontrol ediliyor, hedefinin üzerine dalarak vuruyor ve o anlık küçük hedeflerin olsun, büyük hedefleri olsun, durdurmak, zarar vermek zırhlı araçlara, birliklere veya askeri timlere çok çok etkili. Bunun da biraz önce de belirttiğim gibi kamikazeler gibi 2. Dünya Savaşı'nda psikolojik etkisi var. Sürekli askerin dikkatini dağıtıyor karşı tarafın ve gökyüzünü, etrafını kontrol etmeye başlıyor. Bu da tabii ki çok ciddi bir psikolojik etki. Peki bu tür kamikaze dronların Türkiye'de karşılığı var mı? Evet, var. Savunma sanayi şirketlerimizden STM'nin geliştirdiği iki farklı sistem var. Bu sistemlerden bir tanesi kargo. Teker tarafından atılabiliyor. Drone gibi çoklu pervaneye sahip. Görüş içi veya görüş ötesi hedefleri tespit ve imha kabiliyetine sahip. Bunu gerekirse asker sırtında taşıyıp atabiliyor. Kargo platformu görev bilgisayarı marifetiyle tamamen otonom şekilde seyri sefer yapıyor. Arkasından operatörün verdiği emirle vuruş gerçekleştiriliyor. Sistem man in the loop prensibi ile tamamen operatör kontrolünde görev yapabiliyor. Bir başka sistemle bunlarla ilgili anlatacağımız Alpagu sistemi. Alpagu kompozit gövdeye ve aviyonik sistemlere sahip, çok hafif ve ergonomik olarak kullanılabiliyor. Sistem STM tarafından geliştirilen görev bilgisayarı ve uçuş kontrol sistemi marifetiyle tamamen otonom olarak seyri sefer gerçekleştirebiliyor. Hedefini bulduktan sonra aynı kargoda olduğu gibi man in the loop prensibiyle tamamen operatör kontrolünde dalarak hedefini yok ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bu iki sistem ayrıca ihracat başarısına da ulaşmış durumda ve gerçekten askeri alanda combat proven, yani savaşta tecrübesi yapılmış ve başarıya ulaşmış sistemler. Bunlar hep geleceğin çok çok önemli silahları haline gelmiş durumdalar. Evet, Ukrayna Savaşı'nda da gördüğünüz gibi yeni yeni teknolojiler, yeni yeni teknikler gelişiyor. Tabii ki bunları gördükten sonra da aklınıza, ya artık tanklar işte kolay kolay hedefler oluyor, vuruluyor, ne olacak bu tanklar, alandan, savaş alanından çekilecek mi gibi sorular gelebilir. Karşı tarafın bir adımı var, işte tank savar füzeler veya kamikaze dronlar, bunlara önlem de alabilmek mümkün. Örneğin son yıllarda özellikle işte Amerika ve Avrupa merkezli savunma şirketleri tankları korumak için özel sistemler geliştirmeye başladılar. Kuşkusuz benzer bir sistem Aselsan tarafından da geliştiriliyor. Burada sistem özellikle savaş alanında ilerleyen tankların, zırhlı araçların etrafı gözetleyen, 7/24 etrafa sürekli bakan özel sensörler bu araçların üzerine konuyor. Farklı sistemler var. Örneğin lazerle veya
parçacık mühimmat atarak o atılan füzeyi etkisiz hale getirmek gibi farklı farklı teknikler var. Sonuçta karşı tarafın attığı bir adıma, hamleye siz de cevap verebiliyorsanız bunu önlüyorsunuz. İşte bu sistemler sayesinde tanklar vurulma yüzdeleri çok çok düşük hale geliyor. Ama tabii ki bu sistemde ciddi teknoloji, iyi bir altyapı ve bu sistemlerin de savaş ve operasyonlarda kullanılıp kendini ispat etmesi gerekiyor. Bu da tabii her ülkenin kavuşabildiği, her ülkenin sahip olabildiği bir sistem değil. Siz kendi silahınızı güncel tuttuğunuz sürece, teknolojik olarak yüksek seviyede tuttuğunuz zaman karşı tarafın adımlarını bertaraf edebiliyorsunuz. İşte bakıyoruz Ukrayna Savaşı'nda Rus tanklarında bu sistemler ya yok ya da çok etkisiz kalmış durumda. Yeni nesil silahlara da yem oluyorlar. Evet, savaş gerçekten aynı zamanda bir teknoloji savaşı. Çok ciddi bir rekabet var. Önemli olan sürekli çalışarak bu rekabetin önünde olabilmek. Detaylı savunma ve havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitesinde. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Bu videoların devamı için lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve tabii ki olmadıysanız abone olmanızı tavsiye ediyoruz. Bir de katıl tuşuyla da destek verebilirsiniz. Çok memnun oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.